Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere bir pasta tarifi vereceğim. Muzlu bir mini rulo pasta hazırlayacağım. Daha öncesinde bunu kanalıma koymuştum birkaç ay önce. Çok fazla görüntüm falan da güzel değildi. Yenisini çektim çünkü gerçekten bu pasta çok güzel oluyor. Muhakkak denemelisiniz. Çok severek yaptığım bir pasta. Hemen öncelikle pastamın pandispanyasını hazırlayarak başlıyorum. 5 adet yumurtanın beyazıyla sarısını ayırdım. Yumurtanın beyazını şekerle köpürene kadar çırpacağım. Hemen şunu da belirteyim. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişir. Benim yumurtalarım çok büyük olduğu için 5 tane kullandım. Eğer ufak olursa 6 tane kullanın. Ona dikkat edin lütfen. Hemen yumurta beyazlarının içerisine 4 yemek kaşığı şeker koyacağım. 2 yemek kaşığını beyazın aklarına şöyle aşırı derecede doldurmadan 2 yemek kaşığını beyaz aklarına 2 yemek kaşığını da sarısını ekleyeceğim. Köpürene kadar çırpıyorum. Yeterli. Gördüğünüz gibi böyle çevirdiğim zaman düşmüyor. Hemen hemen benim mikserimle bir 5 dakika sürdü. Yumurta akını kenara kaldırıyorum. Hemen sarılarını çırpacağım. 5 adet yumurta sarısı. İki yemek kaşığı şeker, bir paket vanilya, yumurta, şeker ve vanilyayı kısa bir süre çırpacağım. Yeterli, bir 2-3 dakika çırptım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum, dolu dolu. Yarım çay bardağı ılık su, bir paket kabartma tozu, 5 yemek kaşığı da un koyacağım. Şöyle unu da göstereyim, çok aşırı tepeleme değil, şöyle kaşıkla alıp sallarsanız fazlası dökülüyor. 3 şöyle bir karıştırayım uçuşmaması için. Karışana kadar mikserle çırpacağım. Yeterli. Artık yavaş yavaş 3 aşamada yumurtaklarını ekliyorum. Yavaş yavaş aynı yöne doğru karıştırın. Yumurtanın akları sönmesin içerisinde. Birazcık küçük gelecek. Hemen büyük bir kapa aldım. Bir çırpıcıyla çırpacağım. Yavaşça. Gördüğünüz gibi yumurta akları sönmeden iyice karıştırdım. Yeterli. Çok fazla hızlı karıştırmayın. Bir de çok aşırı uzun süreli karıştırmayın. Ona dikkat edin. Yumurta akları sönerse pandispanyanız yumuşak olmaz. Benim fırınım mini fırın olduğu için bununla iki tepsi yapacağım. Ama sizin normal ankastre ya da turbo büyük fırınlardansa bir tepsi de yapabilirsiniz. Bu tabi hamurunuza göre de bakın. Eğer çok fazla hamurunuz olursa iki tepsi yapın siz de. Çünkü kalın olmasını istemiyorum. Yeterli. Yarısını da bir dahakine bu piştikten sonra alacağım. Bunu pişireceğim. Şöyle yayıyorum. Şöyle sallıyorum. Birkaç kere vurdum. İçerisindeki havacıkların çıkması için. 170 derecelik ısıttığım fırına gönderiyorum. Sık sık kontrol edin. Çok uzun sürede pişirmeyin. Piştiğini anladığınız zaman hemen fırından alın. Zaten bir 10 dakikada pişecektir. Pandispanya pişerken ben hemen pastamın kremasını hazırlayayım. Biraz dolapta beklesin. Şöyle bir paket ben hazır pasta kreması kullanacağım. Eğer isterseniz kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Arkasındaki ölçülere göre hazırlayacağım. Benim aldığım pasta kremasının içerisinde 50 gramda margarin yazıyor ama ben margarin koymayacağım. Şöyle 1,5 su bardağından biraz eksik süt ekliyorum. Önce bunları çırpıyorum. Ondan sonra mikserle çırpacağım ki
ve uçuşmaması için mikserle koyulaşana kadar çırpıyorum. Önce düşük, sonra yüksek devirde. Yeterli. Oldukça koyu oldu. Pandispanyalar pişene kadar kremamı dolapta bekleteceğim. Kekler pişti. Ben böyle bir beze sardım. Rulo yaptım piştiğiyle hemen. Sıcağıyla rulo yapın. Yoksa rulo yapamazsınız. Kurur. Şöyle açayım. Sizler de görün. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel pişti ve yumuşacık. Pişmedi diye sakın fırında çok tutmayın. Bu sefer kurur. Hemen pandispanyayı kağıttan kurtarıyorum. Şöyle. Yanıma şöyle 4 tane muz aldım. Boyutlarına göre kesersiniz. Ben de ona göre ayarladım. Hemen kremamı şöyle içerisine süreceğim, bolca. Bir miktar da üstüne süslemek için ayırıyorum. Şöyle bir spatulayla yayıyorum. Tamamdır. Hemen diğerinde. Hemen ardından ortasına muzu yerleştiriyorum. Şöyle. Tam ortasına değil, biraz uç kısmına. Ve sarıyorum. Yavaş ve dikkatli yapın lütfen, kırılmasın. Fazla çıkan kremalar çıksın, sıkıntı değil. Hemen diğerini de. Çok fazla sıkmadan. Hemen kaldırıp şöyle servis tabağına alıyorum. Şimdi pastayı bu haldeyken en azından dolabınızda bir gece bekletmenizi tavsiye ederim. Ama benim gibi zamanınız yoksa en azından bir 5-6 saat dinlendirin. Hemen dolaba gönderip dinlendiriyorum. Daha sonrasında süsleyip servise geçirin. Çıkardım. Toplamda 3 saat kadar dinlendirebildim. Eğer vaktiniz olursa siz daha fazla bekletin. Hemen şöyle alıyorum. İlk önce şu uç kısmı alacağım. İstediğiniz kalınlıkta. Ben şöyle iki parmak aralıklarla kesiyorum. Her kestiğinizde bıçağınızı temizleyin. Diğer pastamı şimdi kesmeyeceğim. Onu daha sonra keseceğim. Şimdi bunları sizlere göstermek için kesiyorum. Tamamen isteğinize bağlı olarak süsleyebilirsiniz. Ben birazcık ayırdım, kremasından ayırdım. Süsleyeceğim ayırdığımla. Üzerine de şöyle Antep fıstığı tuzu döküyorum. Pastam artık hazır. Gördüğünüz gibi çok hoş oldu. Şöyle bir tanesini servis tabağına alıyorum. Yumuşaklığını da sizlere göstermek için. Keki de çok yumuşak oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.